olunca avukatlık stajının bitişiyle beraber 96 yılında Refah Yol iktidarı döneminde dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan idi. Denildi ki işte yazılıyı kazanın, gelin her türlü mülakatta İmam Hatip mezunlarına kolaylık göstereceğiz. Çünkü o dönemden önce Adalet Bakanlığı yapmış olan kişi, yani ben buraya İmam Hatip mezunlarını alacak kadar enayi miyim diyecek kadar net, açık, direkli bir şekilde tabii ki şunları şunları alacağım diye toplumun bir kesimini ifade ederek net cümleler kurduğu bir dönemdi o dönemler. Tabii biz girdik, komisyonu iyi kuramamışlardı. O gün yani devlete hakim olmak zor bir pozisyondu. Komisyonda, mülakat komisyonunda hiç soru bile sormadan elendik o günkü koşullarda. MHP'den daha sonra milletvekilliği yapmış olan Faruk Bal komisyon başkanıydı. Hukuk İşleri Genel Müdürü'ydü o zaman. Böyle solcu, ülkücü karışımı bir komisyondan mülakatı kaybettik netice. Bir daha ben o gün dedim ki, ben bir daha hakimlik sağlayacak şekilde memlekette buraya Künye'mizden 8 yılında dönmüş oldum. Dönmez tabii. Biz askerdeyken Refah Partisi kapatıldı. Haksız bir sistem, dumanların üzerine, inananların üzerine oyun oynamaya devam ediyordu. Yargı sistemindeki aksaklık, eksiklikler devam ediyordu. Ünyemizde 98 yılında Fazilet Partisi'ni kurduk. Döner dönmez. 99 seçimlerinde de, 1999 seçimlerinde de ben belediye meclis üyesi adayı oldum. Siyasetin de yine içinde direkt kendimizi bulmuş olduk bu vesileyle. Daha sonra tabii sancı devam etti Türkiye'de. Biz o gün 99 seçimlerinde ben 25 yaşında seçim koordinasyon başkanlığı yaptım o dönemde. Çok az bir oy farkıyla, 1000 gibi yerde, 280 gibi bir oy farkıyla 99 seçimlerini Fazilet Partisi'ne kazandırmış olduk bünyemizde. Tabii ekonomik istikrarsızlık, yönetim istikrarsızlığı Türkiye'de bugün koalisyon hükümetleri yani biraz sonra bir iki cümleyle başkanlık sistemine de değineceğim çünkü yani koalisyonlar hep çift başlı yönetimlerdir. Türkiye'nin küçüldüğü yönetimlerdir, daraldığı yönetimlerdir ekonominin. Ve zorlu yönetimlerdir. En zorudur daha doğrusu. Onun peşinden tabii Fazilet Partisi'nde kapattı sistem, o günkü konjonktür. Peşinden AK Parti'nin, ben aynı Fazilet'in kurucusu olduğum gibi AK Parti'nin de 2001 yılında kurucu ilçe yönetiminde yer aldık. 2 dönem ilçe başkan yardımcılığı yaptım AK Parti'de. 2 dönem ilçe başkanlığı yaptım. 2008-2014 arası 6 yıl ilçe başkanlığı yaptım. 2014 seçimlerinde de %58,5'luk bir oy oranıyla AK Parti'den belediye başkanı seçilip 2,5 yılı aşkın bir süredir bu hizmete devam etmeye çalışıyoruz. Allah'ın